Evet e, efendim birisi bana e, demiş ki e, üstümdeki kazakla ilgili e, 37 TL olduğunu söylüyor. Sen mi aldın bana e, veya sen alsan Allah'tan ki almamışsın ki başa kalkardın. Almadığın halde kıskandın halde fesatlık yaptın halde üzerime yakıştırdığını yani hissettiğin anda böyle bir şey e, yazdı. E, söyledi. E, ne kadar olursa olsun değeri e, seni ilgilendirmiyor. Eğer e, senin ihtiyacın varsa e, yani ben sana e, bunun daha lüksünü daha böyle pahalısını, sponsor ...larıma söyleyeyim, ...gönderteyim. O zaman... E, ...belki... ...Putka'nın... ...şişliği iner... E, ...veya Similyan varsa... ...Similyan'da... ...artık bilmem... E, ...dörde bölünür. Ne derse... ...he? Nedir yani bu Baysal'ın ...attığı adım çekilmiyor? ha? ne der? İlla kaos mu bekliyorsunuz? İlla tartışma, endirika mı? Kavga mı bekliyorsunuz? Ha? Ne bekliyorsunuz? Bok çuvalı da giysen, soğan çuvalı da giysen, patates çuvalı da giysen, yakışsın yakışmasın. Size ne? Ben kendime yakıştırıyorum. Millet de halk da bana yakıştırıyor. Sen bilmem nerede yıkanırsın. Küvetin olacak, jaküzün olur. Ben de küvetimde yıkanırım veya arabaşı şeyimde, e, ne derler? Eski tuvalette tuvaletler e, vardı banyo içerisinde. Ha, o şekilde yıka. Sana ne, sizde ne? Ne oluyor? Hayırdır? Ha? Ay efendim bir sigara yakayım dedim. Gerçekten bir tane şarkı söyleyeyim dedim. Ee, çok güzel bir şarkıydı. Hemen kalkıp oradan bana diyorlar ki ne? Ee, ha, birisi daha e, geldi. Bu sefer de diyor ki ne? Bugün e, kaç tane e, süt içtim? Evladım, süt kaç tane içilir? Kaç tanesi mi var? Aa, bir bardak içilir. Yavrum, evladım. Aa, bu ne ayol? Bu sefer de efendim, süte döndüler. Döndü, döndü. Aa, şimdi birazdan efendim merak etmeyin. Ee, fındık burnuma da nazar değdiler. Baksana dişli mişim gitti vallahi Ama gene güzelim. Maşallah gene güzel görünüyorum. Yani normalde yakından güzel olmasam da vallahi güzelim yani. Maşallah. Hmm. Dudakları niye yamuk? Bak. <laughs> bak yakına, yakına getireyim bak bak tatmin olacaksın ya ha. önce şöyle yapayım Anladın mı şimdi en son ki? <laughs> anladı anladı. Anlamayacak kadar şey değil bu. Ben sana soruyor muyum? Similyan. E, ee, da çubuk mutlu, <laughs> Ay, ne kadar Evladım, ben sana soruyor muyum? Similyan'da mutluluk çubuğu e, var mı veya yok mu? E var abla nereden biliyorsun? Tamam da evladım sana soruyorum nereden yapıldı yani bu bilgi olaraktan soruyoruz yani ne var bunda yani Hüsnü? Ya abla şimdi mutluluk çubuğu biliyorsun ki benim hani e, sinir yap e, ondan dolayı e, bir de yaşlanamıyor ya ben kaç yaşındasın tamam biliyorum yüznü e, abla sen şimdi abla diyor mu hazinir oldum ben. Ya bırak şimdi Hüsnü'cüğüm sen mutluluk çubuğunu anlat bakayım bana. Valla benim e, simülyem ulaşamıyordu. En son benim e, parmağımdan bir e, şey aldılar. Ne aldılar evladım? Aa lafı gebeliyip durma ağzında ya. Ne aldılar? Parmağımdan böyle bir sinir aldılar. E ne yaptılar o siniri? O sinir bende de var. Abla öyle e, sinir değil. Sendeki olan sinir değil. E ne? Abla şu orta parmağına sinir aldılar. Ondan sonra... Benim similyamı naklettiler. E neden naklettiler? Allah e, benim similyam açılamıyordu. Ondan dolayı öyle gerekiyormuş. E şimdi nasıl evladım? Ay düşünme. Nasıl? Naş diyor mu? Abla oraya geleceğim de sen çok sinirleniyor, bağırıyor. Ne diyorsun abla? Yapma Sibel abla. Gerçekten. E tamam evladım tamam. Sakinleştim hadi anlat bakayım. Mutluluk çubuğunda kaldık. Ha. Hatta mutluluk çubuğunu. Parmağında kaldık. Anlat bakayım evladım. Ondan sonra ne oldu? Allah bunu işte bunu benim e, Monte Monte etiklerinde ondan sonra benim e, Similya sürekli böyle dik kaldı. Nasıl yani dik? Şimdi sen pantolon giyince veya e, ne bileyim herhangi bir şey giyince nasıl oluyor? Yani e, sürekli mi dik kalıyor? Abla, ve şalvar ve şarlı tipi giymek zorunda kalıyorum. Peki bir kaçıya gittiğin zaman? Menco, Koli, Lali vesaire. Kollediğin zaman, cıcın geldikten sonra o similya nasıl iniyor mu? Havası kalkıyor mu? Söyle bakayım bana. Valla abla, gerçeği sana e, söyleyeyim. Gacı'ya da gitsem, kollesem bir da kolluysa, yine de gerçekten e, dimdik kalıyor. E peki evladım bunun e, netice itibariyle adına ne diyorlar tıp dilinde? Dedim ya abla mutluluk çubuğu. E, genelde kaç yaşlarında olan insanlara takılıyor bu? Abla şimdi sen 60 yaşındasın veya 55 yaşındasın değil mi? Evet 55 yaşındayım ben. Ne oldu? Ha? E, e tamam ben de 60 veya 55. Yani mutluluk bu tahtıran şarlo biçimi pantolon giyer ve similası da e, ne kadar dijilense e, o kadar da e, inmez. Böyle demir gibi dik kalır. <laughs> anladım, anladım. Tamam şimdi anladım. Anladım çünkü geçenlerde e, anladım. Karşılaştım ben böyle bir şeyle. Hatta senin hastalığında da yanındaydım değil mi? Ameliyatından. Kür efendim. Gerçek bu. Yani parmaktan alınıyor. Ee, ondan sonra şeyi çağıracağız buraya. Ee, kadın olan bir arkadaşım erkek olmuş. Onu çağıracağız efendim. Bakalım ne diyecek. Onu da dinleyelim. Hı. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Merhabalar. E, neden öyle konuşuyorsunuz yani, yayılaraktan, e, süzülerekten? Ya, e, Sibel Abla, gerçekten ben sizi sosyal medyada tanıdım ama çok e, şeysiniz, hani... Ee, bilgi mahiyetinde olduğunuzdan dolayı e... tamam da bak, bakınız efendim ee, yani beni fazla övmenize gerek yok. Buyurun. Tamam. Anlatın derdinizi. Hı. Siz kimsiniz? Ee, korumasıyım ben. Tamam şöyle geçin efendim. Sen de oradan bir e, kahve yap bakayım, şey, mis, e, korumaya, şefere. Evet, şimdi ben bayandım. Normal bayandım. Nasıl yani? Bildiğimiz normal bayar mıydınız? Evet. Ama sesiniz kız gibi. E ben zaten kızım. Ama erkek oldum. Aa. Nasıl? Bak burası çok önemli gerçekten. Madem Sibel Vaysan stüdyosuna geldin. Gerçekten burası çok önemli. Nasıl oldu? Mesela bir trans erkekliğe tekrar geçiş sağlayamıyor. Ama bir kadın erkekliğe e, geçiş sağlayabiliyor. O yüzden hoş geldiniz, hoş geldiniz evet. Nasıl oldu operasyonunuz? Şimdi Sibel Hanım. Ben tamam kızım. Ama erkek olmak istedim. O yüzden şu bacağımda olan bacak kısmım var ya. Evet, evet, evet dinliyorum. Burada bir sinir var. Uzun bir sinir. Evet. Heyecanlı. Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü hani e, erkekten geçişi az önce de ifade ettim. Yani kısa gezeceğim. Heyecanlandım. Bekliyorum. Erkekten dönmeyi e, onları biliyorum efendim. Buyurun. Evet. E, yani Sibel Hanım şöyle şu diz olaraktan şöyle Şöyle, şurada uzun bir sinir var. Sinir. Bacak kısmında sinir var. Onu aldılar. Ondan sonra bana putkamı aldılar. Putkamın bir dolar e, buradaki bacak kısmında olan dizden aşağı bacak kısmında olan siniri aldılar. İçinden de diriyi birleştirdiler ve similya olaraktan bana naklettiler. Ben de oldum bir erkek. Ha yani rüzgar erkoşlar gibi. E doktor Bey'i çağıralım. E, Hüsnü Rusvalı estetik e, cerrahi e, doçent doktor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sibel Hanım. Şimdi hocam şöyle bir şey, tamam hani travestiden transa yani erkekten kadına geçişi sağlayabiliyorsunuz. Yani ama bu e, hanımefendi de hanımefendi erkek olmuş. Gördünüz zaten. Siz videodayız şu anda. Ee, İntitüller burada mı? E, ee, buradalar. Duydunuz zaten. Değil mi efendim? Kulaklık var mı? Mikrofon mu? Var mı? <laughs> tamam. Ha, ondan sonra peki o zaman e, hani bir e, transın tekrar böyle e, hani yine hani pişman olup da Pişman olup da hani derler ya kestirdiğime pişman oldum. Tekrar e, dönüşü var mı? E, doçent, sayın doçent, doktor Hüsnü Baysal hocam. Böyle bir şey e, şu anda tabi e, olarak da herhangi bir şeyimizde maalesef şu an için bulunmamaktadır ama farklı yurt dışında Tabii ki bu tür cerrahi operasyonlar ya yani gayet başarılı olduğu bilinmekte. Umarım Türkiye'de gelir. Ama bizim asistanlarımız var. Bunlar da yurt dışında eğitim alıyorlar. Ee, umarım inşallah böyle bir şey olursa tabii ki e, pişman olan bir transın tekrar erkekliğe geçişi zor bir şey. Yani bu yüz nakli olaraktan düşünün. Ee, onun için Türkiye'ye yakınlaşırsa biz de bunu yaparız. Evet. Evet. Doçent doktor e, Hüsnü Baysal bir e, beyefendiye e, hocam e, hocama bir su verin efendim. Ha, bir de kahve. Teşekkür ediyorum hocam. Evet. Efendim bugün e, programımız neydi? E, cerrahi müdahale ile e, estetik olaraktan erkekten kadına kadından Hadi erkekten kadına her türlü oluyor da. Vapurda da oluyor. Gemide de oluyor. Yani Özkan tarafından. Özkan da Ebedi Kokiriye'ye Yani çünkü e, neyse e, soralı karı. Beldirlerimi aldı çünkü. Ondan sonra benim adı değiştirdi. E, yani bu tür e, şeyler efendim oluyor. Ama e, yurt dışında o, ilige, yani ilegel olarak da maalesef oluyormuş efendim. Bundan dolayı da ne diyoruz efendim? E, sevgili doşar doktorumuz Hüsnü Baysal burada. Son olarak tam da şeyi soracağız. E, erkek kadından erkeği dönüş sağlayan e, ablası Abbas Bey şu anki adınız neydi? Ona göre programdayız yani ona göre isminize hitap edeyim. Ayşe. Efendim e, şimdi Ayşe Hanım'ı çağırıyoruz. Önce Abbas'da Ayşe olmuş. Sibel Hanım, e, gerçekten e, çok mutlu oldum. En azından hiç kimseye içimi açamadım. Derdimi anlatamadım. Bir cerrahi ameliyat olduğum doçent doktor Hüsnü Bey haricinde. Yani o yüzden e, kimseye anlatamadım. Ama sizin programınızda gerçekten cesur cesaret aldım. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Şu anki hayatımı da erkek olaraktan e, idame ediyorum. Teşekkür ediyorum e, Simel Hanım. Ben teşekkür ediyorum canım benim programa katıldığın için. Ay canım benim bir tanem. Yani enişte diyecektim şey. Ye, yani evlenseydin yenge diyecektim. Şimdi evlen enişte diyeceğim sana. Bravo, bravo. Hi, is there. You it. Hayır çok güzel oldu. Niye? <laughs> Nereden nereye girdik ayol? Tabii. Baştan anlatamam hayatım o zaman. Aa, YouTube kanalımın e, Baysal TV Cık. Olmaz. Hadi e, oraya atayım. Oradan e, izleyin. Başlığı belirleyin ama. <laughs> Başlığı <laughs> başlığı belirleyin başlık olaraktan hemen ivedilikle o zaman e, şeyden atın bir süre burada kalsın e, özelden e, yazın ona göre bakayım şöyle birkaç kişinin başlığına ona göre başlık atacağım hadi yapıyorum kendinize iyi bakın efendim Hayatın gerçekleri